tuzlu ve sirke aromalı mercimek cipsiymiş. Ay, ay buz gibi oldum vallahi, çok iyi rahatladım. Pembe Monster Türkiye'ye gelmiş. Ben bayağıdır arıyordum, bulamıyordum. Şunun arkası boydan boya gül. Hayatınızda böyle bir şeftali gördünüz mü? Kanalıma abone olup çan açabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Abi bir şey diyeceğim. Ben sıcaktan giriş yapmayı unuttum mu acaba? İçim girdi. Neyse, eğer giriş yapmadıysam. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Gönül isterdi ki pervaneye çalıştırayım ama sonra yorumlara yazarsınız. Çok ses verdi, çok değilse verdi, hiçbir şey duymadım, çok kötüsün. Bilmem ne yok o zaman. Hem çok bir şey yok, cay cay yanacağız. Kapat fotoğrafı. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Kötüyüm. Arkadaşlar, pahalı abur cubur videosunu aylardır çekmedim. Niye çekmiyorum dedim. Sonra markete gidince tokat gibi çarptı üzerime. Her şeyin fiyatı uçmuş arkadaşlar. Bir tane Tony Black miydi? Bir markanın... Neyse işte, bir tane çikolata markası vardı. Hikayede paylaşmıştım. Arşivden bulursam gösteririm. O çikolatayı ben 39 liraya almıştım ve 89.75 olmuş. Ve ben 39 lira verdiğim dönemde size ağlamıştım. Lan bu mideyi beğenin, 39 lira verdim bu çikolatayı. Bilmem ne. 89.75 olmuş. Tabii ki onu almadım yani. Salak mıyım ben? Değilim. Gittim 60 liraya güllü çikolata aldım. Ya işte. Zeka. Kanalıma abone. Abi yavaş yavaş, 10 dakikaya nasıl dolduracağım ben? 10 dakika olması lazım bu videonun. O kadar fazla ürün yok eskisi gibi. Var gerçi ya, aldım vallahi, kıydım paraya. Önce dondurmayla başlayalım çünkü bu eriyor. Her geçtiğimiz saniye eriyordu dondurma. Net demiyorsa da sorun yok yani, ne yapacaksınız. Pernigotti diye bir markanın mavi karamelli dondurmasıymış. Şirinler dondurması var ya ondan. Aa vallahi güzel. Tatlış görünüyor. Sesi duyuyor musunuz arkadan gelen? Şu perdeyi açayım ben. Perdeden geliyor ses. Geliyor. Vallahi ışığı arkaya almış oldum da artık yapacak bir şey yok. Farklı bir arka plan denemiş olayım dedim. Bunu nasıl yapıyorlar ki mavi karameli? Bildiğiniz mavi dondurma ama o sarı karamelin tadı geliyor. Bildiğiniz karamel. Gıda boyası mı acaba sadece? 10 üzerinden 9 veriyorum, 1 puan da fiyatından. Oh. Bu Bonart diye bir markanın, Bonart niye bilmiyorum, çok pahalı çikolataların bir tık daha uygun fiyatlısını üretiyor. Trüflü dediği de sanırım içi dolgulu ve kıtırlı olunca mı trüf oluyor? İçindeki o çikolata dolgusu, ben çok kaliteliyim. Fiyatıma bakma, aslında pahalıyım diyor. Soğuk bir içecekle devam edelim. Maki diye bir markanın nane ve salatalıklı gazozu. Evde gazoz açacağı yok. 1, 2, 3 tane de gazoz almışım. Yani gazoz kapaklı içecek almışım. Nasıl açacağım ben bunu şimdi? Çat diye kırılıyormuş elimde. Ne gerek var gazoz açacağına? Oha! Ben şu detoks sularındaki gibi azıcık koklatmışlardır diyordum. Hayır, mis gibi nane kokuyor lan. İçine nane ve salatalık aromasını koymuşlar ama hiç şeker yok yani, tadında yok en azından. İçinde var mı bilmiyorum. Şekersizmiş. Ha bak, sıfır kalori, vegan, şekersiz ve vitaminli diyor. Kaz dağlarından gelen mineral suyuyla doğal aromayı birleştirmişler. Bir daha alır mıyım? Daha uygun fiyatlı yaparsanız vallahi alırım bir daha. Toybox'ta devam ediyorum. Neredeyse Toybox'un olmadığı bir videom yok ama hala bana bir paket yollamadı. Allah'ın güzel markası. Şu şekilde görünüyor. Nekliyor mu acaba kameraya? Şurada bakın, ağzını açıyorsunuz. Elimde kaldı. Normalde böyle mi bilmiyorum. Açsana. Ay düşünsenize, o kadar bulamadım, bundan çıkıyormuş ses kayıt cihazı. Ay valla, o sihirbazlı numaralı şeylerden çıktı. Hiç yapmakla uğraşamayacağım ben şimdi. Bonibon çıktı içinden. 21 lira verdim ben buna. Pardon. Valla başka bir şey çıkmadı içinden. Vaa! Dolandırıldım da. Azıcık yapayım. Şimdi. Bak arkadaş, asla ter değil yani hiçbir şey. Hepsi su.
Şöyle bir dinozorlu cipsimiz var. Burada gördüğünüz her şeyi ya Banabi'den ya Getir'den ya Migros'tan ya Macro Center'dan almışımdır. Başka bir yerden almadım yani. Ana! Ay! Yere düştü. Allah'ım. Dinozorlu cips yapmışlar lan. Glütensizmiş. Slovakya'dan geliyormuş. 100 gramı 400 kaloriymiş ya. Ha bu ama 50 gram. Yani bütün paketi yesen 200 kalori alıyorsun. Oha içinde de bayağı var. Kötü değil mi? B vitaminli Monster pembe. Pembe Monster Türkiye'ye gelmiş. Ben bayağıdır arıyordum bulamıyordum. Onu buldum aldım. Pipeline Punch. Hemen açalım. Tıst. Çilek aromalı. Bayağı bir çilek tadı geliyor. Arkadaşlar ben bunu önceden içtim. Yaklaşık 3 gün önce içtim. Güzel görünüyor diye bir geri dönüşüm projesinde kullanırım diye köşeye almıştım. Sonra dedim ki bunu da göstereyim. Bak bu Türkiye'ye gelmiş pembe şeyler. Morunu çok merak ediyorum. En çok moru merak ediyorum. O hala gelmedi Türkiye'ye. İnşallah gelir bir gün. Chickpea Snacks. Arkadaşlar chickpea deyince direkt fiyatı artıyor. İthal olduğu için. Allah'ın leblebisini 40 liraya satıyorlar arkadaşlar. Leblebi ve 40 liraya yani şu kadarcık şey. Özelliği de neymiş biliyor musunuz? Hindistan cevizli olması. Ve zipper bag. Yani işte şu fermuarlı şey var işte yedikçe kapatıyorsunuz sonra geri açıyorsunuz falan ya o. Ne aldım? Bunu böyle sileyim zaman bir tıkça doldura da biliyorum. Ben bunun üzerindekileri tuz zannetmiştim. Dışı şöyle görünüyor. Bildiğiniz leblebi arkadaşlar. Sadece dışında Hindistan cevizi var. Şekerli mi acaba? Çok belli belirsiz bir şekeri var. Ama vallahi tadı güzel. Çok güzel ama bu parada verilir mi bilemedim. Yine bir içecekle devam edelim. Kan portakallı İtalyan sodası. Şöyle. Alkolü mü lan bu? Çünkü bazı içecek... Ay! Bazı içecekler... Oha başıma bir iş gelecek abi bu videoda. Bazı içecekler o kadar pahalı ki içinde alkol mü var acaba diyorum yani. Açıl ya. Şurup kokuyor. Kalpol. Yapma ya. Meyveli sodanın şekerinin azaltılmış hali. Asit de o kadar yakmıyor. Abi yapmışlar ya. Vallahi güzel. Fever Tree markası. Bu seferkilerin tadı ekstra güzeldi bu arada pahalı abur cuburların. Ekstra para verdiğim için mi acaba? Üstüm kurumaya başladı. Aman Allah'ım Antalya'da mıyız ya? Daha dur daha yarın gidiyorum ya. Yine farklı bir cipsle gidiyoruz. Vegan karışık cipslerden. Geçen sefer farklı bir versiyonu denemiştik. Sanki bunun humuslusunu denemiştik diye hatırlıyorum. Bu seferki de tuzlu ve sirke aromalı mercimek cipsiymiş. Geçen seferki nohut cipsiydi. Bu da aynı markanın mercimek cipsi. Oo, sirke kokuyor bayağı. Bu kaşık cipslerin de özelliği şu. Buna güzel bir sos yapacaksınız. Böyle sosa batırıp batırıp kıp 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 yiyeceksiniz. Cips aynı zamanda mercimek cipsi olduğu için ekstra protein içeriyormuş. Pringles'ın yeni bir versiyonu çıktı biliyor musunuz? Yeni dediğim de 2 yılı vardır. Sirkeli bir cipsi çıktı. Onun tadı mesela çok keskin ve insan yiyemiyor. Bir iki tane anca atabiliyorsunuz ağzınıza. Bu daha güzel. Bu yenir yani. O sirke tadı çok rahatsız etmiyor. Sirkeli bir tane daha yiyeceğimiz var. Hiç kesmeden devam edelim. Şöyle bir kaju çerezi aldım. Kajunun kendisi zaten pahalı yani. Yani düz kaju da alsanız o da pahalı. Ama bu ekstra olarak karamelize soğan ve balzamik sirke içeriyormuş. Karamelize soğan ve balzamik sirke. Bunun hiç sirke kokusu gelmiyor. Hiç beğenmediğim bir şey oldu mu ya? Fiyatları. İz tadı geliyor ya. Barbekü sosun. Barbekü soslu değil normalde. Ama karamelize soğan çok güzel bir aroma vermiş. Bu sosu biri kopyalasın ve cips yapsın lütfen. Çok güzel. Devam ediyoruz Kinder. Salmonella yok mu onu? Hayır arkadaşlar. Bounty'yi kaldırdılar diye biliyorum. Toplatmışlar herhalde. Onun dışında Kinder'lerde bir problem yok yani. Gayet satışta ve ben hala alıyorum. Kinder'in minileri çıkmış. Bir Coke Brew'la devam ediyoruz. Goat, keçi. Ay yıl olmuş 2022. Hala niye çeviraç kapağı geçmedi bu cam şişeler ya? Normalde Coke Brew'da böyle bir ekstra acılık olur. Hiç yok. Oo ya, yeah. Bu markanın çekirdeği ya da kapsülü varsa alırım ben. Yaban mersinli badem. Bademi yaban mersinli yapmışlar. Neden yani? Şu şekilde taşlaşmış etrafa. Beğenmedim.
Şekerli bir tadı geliyor. Güllü bademli bitter çikolata, Glory's markasının Belçika çikolatası. %70'i kakaoymuş. Aman Allah'ım. Arkası full gül. Bunun bir Türk markasını denemiştik bir videoda. İlginç abur cuburlar videosuydu. O da güllü çikolataydı ama onun arkası böyle full gül değildi. Parça parçaydı. Şunun arkası boydan boya gül. Çok güzel. Çok kötü. Kötü gerçekten kötü. Lanet olsun ya. Bu videoyu editledikten sonra bir daha hiç izlemeyeceğim. Çünkü çok güzel ve ben bu tatları tekrar hatırlamak istemiyorum. Bu da Cappuccino'lu bisküvi. Bunun tarçınlı olanı denemiştim. Videoda çektim mi bilmiyorum da yani denemiştim. Onların Cappuccino'lusunu yapmışlar. Paketlemesi eski kötü böller var ya, onların paketlemesinden. Yani arkadaşlar acaba normalden daha fazla para verdim diye mi bu sefer böyle oldu? Hani bir tanesine diyemem ki sen hiç fiyatını hak etmiyorsun. Biliyorsunuz pahalı abur cubur videolarında hep tropikal bir meyve dahil ederdim. Ama bu sefer tropikal meyvemiz yok. Şeftali aldım arkadaşlar ama merak etmeyin farklı bir şeftali. Hayatınızda böyle bir şeftali gördünüz mü? Bir iki arkadaşıma sordum hani belki çok bilinen bir şeyse göstermeyin boşuna videoda diye. Gerçekten de çoğu kişi görmemiş daha önce yassı şeftali ne falan dediler. Bunu deneyeceğiz. Tadının çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bir yıkayıp geliyorum. Hiçbir fark yok. Fiyatı normal şeftaliden bir tık fazla. Gerek yok ama güzel mi? Güzel. Kötü değil. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çekirdeği de yassı. Efendim video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çan açabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Abi bir şey diyeceğim. Ben sıcaktan giriş yapmayı unuttum mu acaba? I will never...